Herkese selamlar. Sizlerle beraber Mikro Orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 56 e, 57. videoya geldik. Sayfa 161'den devam ediyoruz. Şimdi gençler, ikinci, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlere başlamıştık. Biz ne yaptık? Bir önceki videomuzda yok etme metodunu kullandık. Onu öğrendik. Şimdi de yerine koyma metodunu göreceğiz. Yerine koyma metoduyla da aynı şekilde sorular çözülebiliyor. Bunu da rahat bir şekilde öğreneceğinize ben kefil olurum. Siz de kendinize inanın. Hadi o zaman hemen başlayalım. Şimdi bana diyor ki, verilen denklem sistemindeki herhangi bir denklemde bilinmeyenlerden, bilinmeyenlerden biri diğeri cinsinden yazılır diyor. Hocam ne demeye çalışıyor? Buna bir bakalım. Şimdi 5x eksi 4 y'ye 28 demiş ve x eksi y'ye de 5 demiş. Şimdi gençler ben şunu biliyorum ki 5x eksi 4 y birazcık daha karışık. Ayrıca ben yok etme metodunu görmüştüm, öğrenmiştim. Hadi gelin bir bakalım yok etme metoduyla önce çözelim. Şimdi diyorum ki neyi yok edelim? Hadi y'yi yok edelim. O zaman burayı eksi 4 ile bir çarpalım. Bak şunu önce yazdım. 5x eksi 4y eşittir 28. Bunu olduğu gibi yazdım. Eksi 4 ile çarptığım zaman eksi 4x oldu. Eksi 4 ile çarparsam eksi 4 çarpı eksi y'den artı 4y oldu. Ve eksi 4 ile de, de 5'i çarptım eksi 20 oldu. Şimdi gel bunu taraf tarafa topla. Eksi 4y ile artı 4 y birbirini götürdü. 5x artı eksi 4x'ten x eşittir. 28 eksi 20 de nedir? 8'dir. X buradan 8 geliyormuş. O zaman 8'den sadece 3'ü çıkarırsam 5 olur. Demek ki y de 3 oluyormuş. Bak X 8'miş. Y, Y dediğimiz ifade de 3'müş. Ben bunu yok etme metoduyla gördüm. Ama bir de yerine koyma diye bir metot var. Bazen bu da işimize yarayabiliyor. O yüzden bunu da bir görelim. Şimdi baktığın zaman 5 eksi eksi 4 diye birazcık daha karışık bir denklem. O yüzden daha basit olan neresi var? X eksiye eşittir 5 x eksi y eşittir 5'miş. Gençler diyorum ki at şu eksi y'yi karşıya. x dediğimiz ifade y artı 5 oldu mu? Kesinlikle hocam. x dediğin şey y artı 5 eğer. Bak burada bir x var. O zaman 5 çarpı yerine koyma diyordum. x gördüğüm yere artık y artı 5 yazıyorum. x'in yerine y artı 5 koydum. Yerine koyma metodunun da adı buradan geliyor. O zaman y artı 5 eksi 4y eşittir 28 demiş. 5'i dağıtıyorum şimdi içeriye. 5y 5 ile 5'in çarpımı artı 25 eksi 4y eşittir 28 oluyor. 5y eksi 4y nedir? y artı 25 eşittir 28. At 25'i karşıya eksi 25 olarak geçer. y eşittir 28 eksi 25'ten 3 oluyor. E şimdi gençler demek ki y eşittir 3 müş? E, y eğer 3 ise neyden 3'ü çıkarırsam 5 olur? Tabii ki X 8 geliyor. Bakın aynı şekilde X'i yine 8, y'yi 3 buldum. Ha hocam illa buradan mı yapacağım? Hayır 5X eşittir. 4Y'ye karşı yatarsan 4Y artı 28 olur. X için de her tarafı 5'e bölerim. 4Y artı 28 bölü 5 Hadi buradan da bu sefer bunu yerine yaz. Daha uzun süreceği için ben uzun olan ve karışık olan işlemi değil de basit olan işlemi yapmaya çalıştım. yoksa diğer türlü de kesinlikle gelir hiç sıkıntı yok. O zaman ne yapıyorsun? hemen alttaki soruları hem yerine koyma metoduyla hem de yok etme metoduyla bir çözmeye çalış. durumu iyice kavra, iyice anla çünkü biraz, birazdan birazcık daha zorlaşabilir durumlar. O yüzden sen önceden birazcık ne yapıyorsun. Temkinli oluyorsun ve biraz daha e, sakin kalarak işlemleri adım adım yapmaya çalışıyorsun ki işlem hatasını yapma, nereden nasıl geleceğini, karşına neler çıkacağını daha rahat bir şekilde gör. O zaman ne yapıyoruz? Kendine iyi bakıyorsun. Sonra görüşürüz. Bay bay.